Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Kanalımı sürekli takip eden arkadaşlar, daha önce gökyüzünden çıplak gözle görülebilen gezegenlerle ilgili videomu izlemişlerdi. Linkini yukarıda görebilirsin. Şimdi ise güneşten sonra yıldız olarak gökyüzünde görebildiğimiz en parlak cismi inceleyeceğiz. Evet, Sirius. Hatırlarsanız gökyüzünde çıplak gözle görülebilen gezegenlerden Venüs, gökyüzündeki en parlak gezegendi. Fakat yıldız olarak gökyüzünde görebildiğimiz en parlak cisim ise Sirius'tur. Videoya başlamadan önce bunun gibi güzel ve keyif alabileceğiniz videolar izleyebilmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı da lütfen ihmal etmeyin. Hadi videoya başlayalım. Gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius, Büyük Köpek takım yıldızında bulunuyor. Kavurucu, yakıcı anlamlarına gelen Sirius, dünyanın herhangi bir noktasından görülebilen en parlak yıldızın adıdır. Dünyaya en yakın 50. yıldız olarak bilinir. Sirius'a bazen köpek yıldızı denmektedir. Kuzey yarımkürede yaşayan çoğu insan, güneyde bulunan Sirius'u kıştan bahar ortasına kadar akşam saatlerinde gözlemleyebilir. Özellikle Şubat akşamları Sirius'u görmek için en harika zamandır. Yazın son günlerinde ise bu özel yıldızı sabahları şafak sökmeden önce doğuda yükselirken görmek mümkün. Sirius yıldızının rengi beyaz ile mavi arasında bir yerlerde olmasına rağmen çoğu zaman birçok renkte görünmesiyle biliniyor. Bu nedenle gökkuşağı yıldızı olarak da adlandırılıyor. Öyle ki fotoğraf makinesi ile kaydedildiğinde diğer renkleri çok daha net ortaya çıkıyor. Sirius, Güneş'in kütlesinin 2 katı büyüklükte olmasına rağmen Güneş'e göre ışıması 25 kat daha fazladır. Sirius yaklaşık olarak 8.6 ışık yılı mesafededir. Bir ışık yılının 9.6 trilyon kilometre olduğunu hatırlatarak matematiksel hesabı size bırakıyorum. Gökyüzünün Güneş'ten sonra en parlak yıldızı olma özelliğini taşıyan Sirius'a teleskoplarla baktığımızda nasıl görüntüler elde edeceğimizi hiç merak etmiyor musunuz? İşte çeşitli teleskoplarla yıldızın görüntüsü karşınızda. Tabii burada şunu da unutmamak lazım. Sirius derin uzay obyesi olduğu için her kalite teleskopla görüntüsünü düzgün bir şekilde almak çok mümkün değil. Bu izlediğiniz görüntüler 70 mm'lik mercekli manuel bir teleskopla çekilmiş. Tabii ki ayarları düzgün olmadığı için yıldızı görebilmemiz çok net değil. ...70 mm'lik aynalı bir teleskopla yıldızı görüntülemek istediğimizde biraz daha net görüntü elde edebiliyor olsak da zoom yaptığımızda görüntünün ne kadar bozulduğunu siz de görüyorsunuz. Bu görüntüler ise yaklaşık 140 mm çaplı manuel mercekli bir teleskopta çekilmiştir. Yıldız bir nebze de olsa net bir şekilde görünebiliyor. Yıldızın önündeki dalgalanmalar ise atmosferimizdeki sıcak havanın oluşturduğu gölgelenmeler. Burada ise yaklaşık 140 mm çapında aynalı manuel bir teleskobun görüntüleri mevcut. Burada yıldızın mavi rengi artık net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Ve atmosferdeki dalgalanmalar da yine teleskobumuzdaki görüntüyü dalgalı bir hale getiriyor. Biraz önce bahsetmiş olduğum 140 mm'lik mercekli manuel teleskobun ayarlarını doğru şekilde yaptığımız halde zoom'unu çok daha fazla yaparsak işte bu şekilde ortasında siyah bir delik olan görüntüyü elde ediyoruz. Bunun sebebi ise merceği haddinden fazla zorladığımız için
mercekte bulunan destek noktasının görüntümüze yansıyor olması. Bu arada biraz önce bahsetmiş olduğum gökkuşağı yıldızı denmesine en güzel örnek de şu anda ekranda. Kamerayla kaydettiğimizde gökkuşağı yansımalarını rahatlıkla görebiliyoruz. Burayı da çok dikkatli izleyecek olursanız yıldızın da gökkuşağı renginde yansımalar yaptığını ve yıldızla aramızda kalan sıcak hava katmanının puslu bir görüntü oluşturduğunu çok rahat gözlemleyebilirsiniz. Mevcut teleskoplarla sağlıklı bir görüntü elde edemediğimizi siz de fark etmişsinizdir. O nedenle 200 mm çapında mercekli manuel bir teleskobun görüntüsünü buraya ekliyorum. Görüntünün değiştiğini siz de fark edeceksiniz. En azından gözlem yapılabilir derecede düzgün bir görüntüyü elde etmemiz mümkün oluyor. Şimdi ise 200 mm çapında aynalı bir teleskobun gerçek ayarları yapılabildikten sonra bize sunduğu Sirius görüntüsünü izliyoruz. Gerçekten hayranlık uyandırıcı. Sizce de öyle değil mi? Şu anda görebildiğimiz yıldız Güneş'in neredeyse 2 katı büyüklüğünde ve ışıması ise Güneş'in 25 katı daha fazlasıdır. Peki 200 mm'lik teleskoplarla bu görüntüleri elde ederken 300 mm'lik teleskopların görüntüsü bize ne sunuyor? İşte size 300 mm'lik mercekli manuel ayarlanabilen teleskobun en net görüntüsü. Karşınızda yine Sirius. ...300 mm'lik aynalı bir teleskopla elde edebileceğimiz en net görüntü ise işte aynen bu şekilde. Burada yıldızın dairesel şekli ve atmosferden dolayı dalgalanan ışık hüzmeleri çok net şekilde belli oluyor. Mevcut teleskoplardan en kalitelilerinden birisi olan
400 milimetrelik aynalı bir teleskopla elde edebileceğimiz görüntü ise işte şu anda karşınızda. Asıl görmek istediğimiz görüntü bu tabii ki. Ama tabii bunun için de ciddi anlamda yatırım yapmak gerekiyor. Yaklaşık olarak 1000 kat büyütülmüş bu görüntüde yıldız parıltısından uzak ama gizemini tamamen koruyacak şekilde karşımızda bütün ihtişamını sergiliyor. Biz mevcut teknolojik teleskoplarla bu görüntüleri elde edebilirken uzay araştırmacıları ve bilim insanları nasıl görüntüler elde ediyor? İşte Hubble'ın en son Sirius ile ilgili çekmiş olduğu görüntü şu anda ekranlarınızda. Çok ciddi fark var değil mi? İşte araştırmalar zaten bu görüntülerle çok daha net bir şekilde yapılabiliyor. Hubble'ın atmosferin dışında oluyor olması da atmosfer etkilerini ortadan tamamen kaldırmış durumda. Video ile ilgili bütün düşüncelerinizi, kanal ile ilgili olumlu veya olumsuz bütün yorumlarınızı bana yorumlar kısmından ulaştırabilirsiniz. Hepsine aktif olarak dönmeye çalıştığımı bilmenizi isterim. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.